Türkiye'de daha önceleri şöyle bir mantık vardı emeklilerin. Ben emekli olur ayrılırsam kendime bir ev alırım. Artı bir tane de araba bulurum. İşte 30 yıllık bir yorgunluğu bu şekilde giderir, biraz rahat ederim derdi. Ama bugün maalesef öyle bir şey yok. Bugün sadece Türkiye'de ben emekli olduğum zaman nasıl geçinirim? Ben olmayayım. İsterlerse ayırmasalar, mecbur kılmasalar ben emekli olmayacağım. Bir mantık ortada vardır. Yani Türkiye'de bugüne kadar emekli olan ve bu şu anda mesela yakın süreçte emekli olan insanların hepsinin ekonomik kriz içerisinde geçimini yapamayacak olan durumda olan emeklilerdir. Yani bunu sadece emekli yaşamıyor. Bunu halk da yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Sizler de yaşıyorsunuz. Yani Türkiye'de yaşayan bütün insanlar yaşıyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir emeklinin böyle ezildiği görülmemiştir. Ben iki tane eğitim gören çocuğum var. İkisini okutamıyorum. Şu an onların kira ödemelerini yapamıyorum. Doğalgaz faturalarını ödeyemiyorum. Elektrik faturalarını ödeyemiyorum. Su faturalarını ödeyemiyorum. Yani bırak kirada olan insan için ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani diyecek bir söz yok yani. Çocuklarımı okutamıyorum ben. Bir merminin maliyeti bir emekli maaşına denk geliyor. Ha bu savaşı aslında bir an önce bu savaşın durması lazım. Masaya oturup barış yapılması lazım. Bunun başka alternatifi yoktur. Yani bütün dünya ülkelerine bakıyorsun, bir tek bizim coğrafyada var bu savaş. Yani bu sistemin tamamen ya değişmesi lazım, ya insanların da bir an önce silkelenmesi lazım. Yani insanlar bir kendine gelmeleri lazım. Böyle bu şekilde giderse bu ülke zaten batmış. Tamamen harcamaların %99'u savaş. Çalışan bir insanım. Şu an ben alıyorum 7,5 milyon. Ben bu 7,5 milyona, 2,5 milyonu doğal gaza veriyorum. 1 milyonu da ceylana su parasını veriyorum. Kalıyor benim elimde 3 milyar. Ben bu 3 milyarı neyine vereceğim? Kime mi vereceğim? Suya mı vereceğim? Ceylana mı vereceğim? Yiyeceğe mi vereceğim? Öğrenciye mi vereceğim? Arabaya mı vereceğim? Neye vereceğim? Ayakkabı 2,5 milyar git sarodan. Bir ayakkabı. 7,5 lira ne alacağım? 800 su parası bana geliyor. Doğan koz, ceyran, şu bu hepsi hariç. Hepsi hariç. Biz geçiremiyoruz. 7,5 lira da biz ona hediye ediyoruz. Onu da almıyoruz. Kendimize biz prim yatırmışız. 25 sene. Şimdi bir ayak kapı bize veriyor. Valla ötendir. Biz özgürlük istiyoruz, demokrasilik istiyoruz, haksızlık istemiyoruz. Bu kan durdurmak istiyoruz. Hepimiz bir yanından yaşamak istiyoruz. Bu savaş bitirse, bu durdursa ekonomik yerinden kalkar. Bu biter. Kesinlikle biter. Bu hepsi mermilere, dağlara atıyor. Nereye atıyor? Mecidabı ne istedim ama? Fakirim, durmamı düşük yana. Yani çay idarakım, 7 milyarı. 7 milyarı bana kom idara kabukum. Yaş hadid, ekamı tenebiye mesela. Emekliyom da zede tenebiye. Yani yaş hadid, 2 milyarı düşündüm. Ben kharadı, khaniyem kharabiyem, çöktü ya koyma 7 milyar peramara dağıtıya. Dikim nakım, nadu hala peyi 7 milyarı khaniyem çeker. Kopi 7 milyarı çatı tekeni. 220 قرامتره نای چیکنی دولت میرید دولت یاردمی نا ده فقیر ها ده زنگین ها که جان زنگین ها پریوه ها دون قرابات ها تامیست که چه بابا قایم کن چه با رئیس ها قدری ها فقیر دورمان تنه